Merhabalar arkadaşlar. Bugün 12 Şubat 2021 Cumartesi. Hava 0 derece, buz gibi ve biz... Wiesbaden'dayız. Malum korona zamanı arkadaşlar, her yer kapalı. O nedenle biz de Frankfurt'tan günübirlik gezilebilecek yerler serisine devam ediyoruz. Wiesbaden'dayız. Dediğim gibi Wiesbaden Hessen eyaletinin başkenti. Hessen'in en büyük şehirlerini şöyle sıralayacak olursam Frankfurt daha büyük ve daha bilinen bir şehir. Ama bu demek değil ki eyaletin başkenti. Eyaletin başkenti burası Wiesbaden. Biz şu anda Wiesbaden gezisine şehrin en tepe noktalarından biri olan Neroberg'den başladık. Neroberg'de arkamda görmüş olduğunuz Rus Ortodoks Kilisesi var. Kiliseyi de size göstermek isterdim ama şu an içi kapalı ziyarete. Korona dönemi malum. Şimdi başlayalım, bakalım tepeden aşağıya doğru şehir meydanına doğru inelim. Wiesbaden'da neler var? Evet gençler, dediler ki bir sokak var. Sokağın sağında solunda her tarafta işte Türk mutfağı, restoranlar, kiosklar, kuaförler, dondurmacılar, pastaneler falan. Bir bakalım dedik, hakikaten öyle mi? Şimdi o sokağın başındayız, şu tarafa doğru yürüyeceğiz. Arkadaşlar az önce de gördüğünüz gibi o sokağı bulduk ve bulmuşken hatta bir tane balıkçıda durduk. Çünkü Almanya'da balık bulabilmek o kadar kolay değil. Büyük süpermarketlere geliyor ve genelde somon gibi şeyler geliyor. Öyle işte hamsi, kefal, lüfer bir şeyler bulayım derseniz pek yok. Biz de böyle bir fırsat ele geçirmişken balık ekmek aldık. Hatta balık ekmek bulabileceğimi hiç düşünmezdim. Hamsi koydular ekmeğin arasında, işte biraz salata falan. Şimdi onu yiyeceğiz. Biliyorsunuz restoranlar kapalı. Şu anda içeride masada falan oturamıyorsunuz. Dışarıda sadece tabure gibi bir şey vardı. Onun başında ekmeklerimizi yiyeceğiz ve buradan gideceğiz. Evet, size ekmek arası hamsi bir tanıtmak isterim. Almanya olunca içine her türlü salata giriyor haliyle. Ama yine de ekmek arası hamsi, ekmek arası hamsidir. Bulmuşken yiyelim. Evet gençler, balık ekmeklerimizi yedik, gerçekten lezzetliydi. Şöyle kısa bir Eminönü'ne gittik geldik. 4 euroymuş balık ekmeğin tanesi. Kısa Wiesbaden gezisi sırasında olur da Türk mutfağına çok acele ihtiyacınız olursa gelmeniz gereken cadde, şöyle göstereyim. Wellrichstraße. Evet, yemek yedik, yüzümüze biraz renk geldi, enerjimizi topladık. Şimdi yürüyüşümüze devam ediyoruz. Wiesbaden'ın eski şehir meydanı Altstadt tarafına doğru gideceğiz. Wiesbaden termalleriyle bir de kumarhaneleriyle ünlü arkadaşlar. Termalleriyle ünlü zaten Wiesbaden çayır banyoları falan gibi bir anlama geliyor. Kumarhaneleriyle de ünlü. Şu an hala daha çalışan kumarhaneleri de var. Geçmişte de burası kumarhaneleriyle ünlü olmuş. Dostoyevski buradaki kumarhanelerde edindiği gözlemleriyle, tecrübeleriyle kumarbaz kitabını yazmış. Aynı zamanda Suç ve Ceza'nın da ilk bölümünü Wiesbaden'da bitirmiş. Dostoyevski'nin de Wiesbaden'da bu şekilde kesişmiş yolu. Kumarhaneler falan şu an açık mıdır bilmiyorum. O yüzden zaten girip gösteremem. Ama şimdi eski şehir meydanına doğru gidiyoruz. Orada eski belediye binası var. Gidip orayı görelim. Çok soğuk arkadaşlar. Burada da şöyle hoş bir kafe bulduk. Açık olsaydı kim bilir oturması ne kadar keyifli olurdu. Ama şu anda sadece bir şeyler alıp gidebiliyorsunuz. Paket çalışıyor. Birer kahve alalım içimizin ısınması için. Ardından tekrar yürüyüşümüze devam edelim. İçeri girecektik arkadaşlar ama korona zamanı düzenlemeler çok sıkı. Öncelikle içeriden diğer iki kişinin çıkmasını beklememiz gerekiyor ki şu an çıktılar. Şimdi ben girebilirim. Dışarıdaki soğuktan sonra o kadar güzel geldik ki. Ama sanırım maskemi takmam ve susmam gerekiyor. Gerçekten keşke şu an burada kalabilsem.
Evet arkadaşlar, kahve biraz içimizi ısıttı ve biz şu an Eskişehir Meydanı'na vardık. Arkamda güneşin batışı kilise üzerine çok güzel vuruyor. Çok hoş bir kiremit rengi. Bu arada kızıl demişken, bu bölgede termal kaynaklarının olduğunu söylemiştim. Buradan çıkan bir maddeyle, artık kükürt falandır belki de, Romalılar döneminde kadınlar saçlarını kızıla boyarlarmış. Onların o boya maddesi de biz bağından gidermiş. Şimdi şu arkadaki kırmızı rengi görünce okuduğum o anekdot aklıma geldi. Meydanda kimse yok. Yani tek tük. Buraya 2 sene önce Christmas Mark zamanı geldiğimizde iğne atsan yere düşmez şekildeydi. Ama şimdi hem hava soğuk hem de malum korona var. O nedenle durumlar böyle. Bu arada bu Eskişehir Meydanı'ndaki binaların, eski belediye binasının, kilisenin, diğer binaların vesaire çoğu 2. Dünya Savaşı'ndaki bombardıman sırasında yıkılmış. İlk yapıldıklarındaki yangınlar zamanında yıkılmış, sonraki savaşlar zamanında yıkılmış vesaire. Daha sonra aslında uygun olarak inşa edilmişler. Yani gördüklerimiz bu binaların ilk orijinalleri değil, olmayabilir. Buranın başkent yapılması, Frankfurt yerine buranın başkent yapılması konusuna da bakmıştım. Frankfurt 2. Dünya Savaşı'ndaki bombardımandan çok ağır bir yara alıyor. Belki de Wiesbaden'ın başkent yapılmasındaki sebeplerden bir tanesi de bu. Yoksa Frankfurt Wiesbaden'dan daha büyük bir şehir. Ama buna rağmen Hessen'in başkenti Frankfurt değil, Wiesbaden. Dolaşırken ara ara göstermeye çalıştım. Bu arada çok güzel binalar var, çok eski binalar var ve baktığınızda anlıyorsunuz ki çok varlıklı kişilerin oturduğu binalar bunlar. Zaten Wiesbaden Almanya'nın en zengin şehirlerinden bir tanesiymiş. Almanya'daki ortalama satın alma gücünün 2 katından daha fazla bir satın alma gücü var Wiesbaden'da. Bu da sokaklarda dolaşırken arabalardan, evlerden zaten kendisini belli ediyor. Arkadaşlar, Almanya'daki şehirlerin kardeş şehirleri oluyor. Kardeş şehir uygulaması var. Mesela Frankfurt'un kardeş şehirlerinden bir tanesi Eskişehir. Bu da böyle zaman zaman etkinliklerle kutlanıyor. Wiesbaden'ın da kardeş şehir uygulaması var. Ve Wiesbaden'ın kardeş şehirlerinden bir tanesi İstanbul'un Fatih ilçesi. Şurada yukarıda tabelalarla da kardeş şehirlerine olan uzaklıklarını belirtmişler. Şu anda İstanbul'un Fatih ilçesinden 1890 kilometre uzaktaymışız. Neden Fatih'i seçtiklerini de şöyle açıklıyorlar. Fatih'in entegrasyon açısından başarılı bir ilçe olduğunu düşünüyorlar. Orada da birçok etnik kökenden, milletten insan yaşıyor. Wiesbaden'ın da öyle olduğunu düşünüyorlar. O nedenle Wiesbaden'ın kardeş şehri olarak İstanbul'un Fatih ilçesini uygun görmüşler. Evet arkadaşlar, havada kararıyor. Güneşin de gitmesiyle birlikte soğuk daha çok kendini belli etti. Benim de artık Wiesbaden'dan aktaracaklarımın sonuna geldik. Frankfurt'tan günübirlik mesafede ulaşılabilecek yerlerden bir tanesi de Wiesbaden. Bizim hoşumuza gitti. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Özellikle Christmas marketlar, Christmas pazarları kurulduğunda Wiesbaden çok güzel oluyor. 2 sene önce geldiğimizde çok güzeldi. Umarım yolunuz düşer ve Wiesbaden'ı özellikle o zamanlarda ziyaret edersiniz. Bir sonraki gezide görüşünceye dek hoşça kalın.